Herkese merhabalar, FM Stüdyo Ozan Görkem ben. Bugün Artbat tarzında bir ses dizaynı yapacağız. Artbat'ın İdris Elba ile olan It's Ours isimli şarkısının lead synth'inden esinlenen bir ses dizaynı yapacağız. Çok daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. Ben sesi hazırladım burada. Öncelikle sesi dinleyelim. Dinledikten sonra da enstrümanları tek tek baştan atıp nasıl yaptığıma bakalım. Şöyle olacak final sesin kendisi. Yani çok fazla punch değil, biraz daha ataklı, daha böyle sustainli bir synth. Ableton'ın stock pluginlerini kullandım. Kullandığım bütün pluginler Ableton'dan. Harici bir üçüncü parti plugin kullanmıyorum. Bir tane wavetable kullanıyorum, bir tane de analog kullanıyorum. İki farklı layer'ım var. Bir tanesi daha ortada, bir tanesi daha geniş. Hemen tek tek dinleteyim. Böyle eski rave soundlarında neredeyse. Başlayalım, tekrar baştan yapalım. Ben bu EQ'ları ve OTT'leri hepsini bir sileyim. Analog'u da şöyle sıfırlayalım. Wavetable'ı da sıfırlayalım. Wavetable'la başlayalım. Şunu da Wavetable'la sıfırlayalım. Şimdi dinlediğimizde default olarak önümüze böyle geliyor. İkisi de sawtooth üzerine kurulu olacak bu arada. Yani o tarz böyle rave soundları genelde daha fazla sawtooth'larla ve square wave'lerle biraz daha yakalayabiliyorsunuz. Dinleyelim default halini. Sine wave olarak şuradaki reverb'leri de kapatalım. Hatta direkt şöyle yapalım. Sine wave olarak geliyor. Dediğimiz gibi sawtooth kullanacağız. İki osilatör kullanacağız wavetable'ın içinde. Bir tanesi böyle kalacak. İkinci osilatörümüzde de bir oktav yukarıdan çalacağız sine wave'i. Belki volümünü de ayarlayabiliriz. Biraz daha böyle o tek osilatörün yırtıcılığını daha smoothlaştırmak için. Kapalıyken, açıkken, biraz daha smooth olmaya başlıyor. Ses dizayn yaparken wavetable kullanmanız çok yararlı olabilir. Çünkü aslında genel bütün synth'lerde hep soldan sağa veya aşağıdan yukarı akıyorsanız fark etmeksizin hani başta osilatör seçiyorsunuz, sonra filtreden geçiriyorsunuz. Ondan sonra isterseniz envelope ile oynayabiliyorsunuz, LFO'su ile oynayabiliyorsunuz. Hani soldan sağa devam ederseniz, mesela bunu bir filtre atabiliriz. Belki de biraz da rezonans verebiliriz. Şimdi kapandı. Bunu daha punch yapmak adına Matrix'e gelip LFO uygulayabiliriz filtrenin kendisine. Envelope 2 diyebiliriz mesela. Hani 50-55'e kadar çıkarabilirsiniz. Envelope 2'nin şekline bakmamız lazım. Hani şu an daha punch ve yine o tizleri geliyor. Ama belki biraz daha atağıyla ve dikeyleriyle oynayabiliriz. Bu sefer hani açılması çok uzun sürüyor. Biraz daha. Yani güzel. Release'i biraz açabiliriz. Daha böyle sıkı bir ses olmasını istiyorum bunun. Biraz belki dikey kısabiliriz, çok az. Çok kıstım sanırım. Biraz daha sustain veriyorum. It's Ours'a da orijinal ses çok fazla punch olmadığı için atağından biraz alacağım. Daha slow, yavaş bir atak kullanacağım. Hani o baştaki transient'i istemiyorum. Yani hızlı transient'la dinleyelim. Yavaş. Daha böyle akıcı bir şekilde devam ediyor. Asıl bize o rave sound'unu verecek olan hareket ise burada unison olacak. Unison'ı noise'a getirirseniz, voices arttırırsanız ve amount'u da biraz daha 50 üzerine çıkarırsanız diyelim, şöyle bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Unison kapalı. Açık. Yani çok bariz bir fark var. Karakterini asıl karakterini veren şey aslında unison oluyor. Unison'ın farklı modlarını deneyebilirsiniz. Classic Shimmer deneyebilirsiniz.
sonunda biraz daha o noise'un kirliliği de geliyor. O çok hoşuma gidiyor. Daha böyle karanlık bir sound olmasını istiyorum. Sound'un kendisi bu kadar. Bunu efektlemek kalıyor. Ableton'ın içindeki Multiband Dynamics'ten OTT presetini kullanabilirsiniz. Hani size biraz daha karakter ve satürasyon, kompresör uygulamak için tek plugin'de bunu başarabilirsiniz. Endüstri standardı gibi bir şey aslında OTT neredeyse. Emount'u %100'de geliyor ama çok fazla önermiyorum açıkçası. Hani biraz kısıp oradan yukarıya çıktığınızda en azından sound'da ne yaptığını daha iyi duyabiliyorsunuz. Hani hem kompresliyor hem bass'ları biraz daha doğrusu teaser'ı biraz daha yükseltiyor. Bass'ları kısmaktansa. Biz belki böyle 40-45 civarı. Yani şu an böyle çok kapalı, yani yine güzel geliyor ama orijinalini dinlerseniz daha böyle açık, daha ferah hissettiriyor. Burada timing ile oynayabilirsiniz. Bu hem atağı hem de release'i aynı anda kontrol ediyor otomatik olarak. Sol daha yavaş, sağ daha hızlı gibi. Bunda sanki biraz fazla basıyor gibi. Hani böyle daha açık ferah hissettiriyor sanki. Efektlerinizi de Return'dan kullanabilirsiniz. Yani şöyle yapabilirsiniz atıyorum. Tek tek bunun üzerine gelip reverb atmak, delay atmak yerine iki kanalı ayrı ayrı yapmak yerine sadece return'lerinizi değiştirebilirsiniz parça için. Ben burada hibrit reverb'ü kullandım. Hibrit reverb'ün hangi presetini kullandım hemen bakalım. Katedral Huge'u kullanmışım. Onu da nasıl görebiliyorsunuz? Farklı bir yerdeyseniz device'in üzerine gelip Q'ya bastığınızda hangi preseti kullandığınızı görebiliyorsunuz. Buradan sadece EQ'sunu biraz kestim. Normalde şöyle falan geliyor. Hemen bunu açayım. Hani ben reverb'ü tek dinledim. Hani bu kadar sub olmasına gerek yok bence. O yüzden kısıyorum tamamen. Hatta bir low cut daha iyi bile olabilir sanırım. Şimdi orijinal sound'la dinleyelim. Yani güzel. Belki isterseniz biraz daha fazla da verebilirsiniz. Daha böyle dramatik olmasını isterseniz. Sonra şunu da yapabilirsiniz. Ben burada delay'e de gönderdim ama delay'e otomasyonla gönderdim. Niye otomasyonla gönderdim? Otomasyonsuz gönderirsem eğer sesler sürekli karışıyor send'den gönderdiğinizde. Hani non-stop aslında drive et otomasyonu gibi oluyor. Ben hani bütün notalarda çalmasını istemiyorum. Sadece sonda çalmasını istiyorum. O yüzden aslında bir nevi bir drive et otomasyonu yapıyorum. Otomasyonsuz böyle geliyor. Açayım hemen. Çok üst üste biniyorlar. Ama otomasyonla şöyle geliyor. Hani sadece son iki notayı alıyorum. İstersem son 3-4 notayı da alabilirim. Hani diyebilirim ki buradan başla. Tamamen kendi zevkinize göre aslında bunu ayarlamanız gerekiyor. Zamanını da öyle ayarlayabilirsiniz. Hani farklı zamanlarda da ayarlayabilirsiniz. Birinci ses bu şekilde. Yani çok aslında komplike düşünmemek gerekiyor. Bu tarz sesleri nasıl işlediğiniz önemli aslında. Hani synth'in kaynağın kendisinden ziyade nasıl işlediğiniz, hani nasıl kompreslediğiniz, nasıl EQ'ladığınız, nasıl layer'ladığınız önemli. O yüzden ikinci layer'ımıza geçiyoruz burada da. İkinci layer'ın efektsiz hali şu şekilde. Orijinal, analog açıldığında bu şekilde açılıyor. Ben biraz daha fazla noise'lu olmasını istedim. Wavetable'ın içindeki noise çok fazla hoşuma gitmiyor. Analog'taki daha doğal hissettiriyor, daha sıcak hissettiriyor. Tek bir osilatör kullanacağız. Daha dediğim gibi daha böyle ortada bir ses olmasını istiyorum. Şimdi bunu neler yapabiliriz? Aynı şekilde yani osilatörü belirleyebiliriz, filtreden geçirebiliriz. Ekstra bir layer atacaksak onu atabiliriz.
Şimdi filtreden osilatörü belirledik. Sağdan devam edeceğiz. Filtreye gelebiliriz. Biraz kısabiliriz arkasından şöyle bir şey yapabiliriz. Hani envelopuyla filtrenin oynayabiliriz. Buradan da istersek eğer sound'un kendisini ayarlayabiliriz. Hani filtrenin envelopu değil de kendi şeklini ayarlayabiliriz. Filtrede biraz daha belki release olabilir. Envelopunda da release olabilir. Belki biraz daha az atak. Şöyle dikey belki biraz kısayım release'ini. Filtreyi de biraz kısacağım. Şöyle. Şimdi noise'u ekleyebiliriz. Noise'u eklediğinizde bir anda çaldığınızda dikkat edin, çok yüksek olabiliyor. O yüzden aşağıdan yukarı gelmenizi tavsiye ederim. İlk açtığınızda şöyle çalacak. Full efektif kullanmak istiyorsanız color'ı 22K'ya çekmeniz gerekiyor. Hani üzerindeki filtreyi kaldırıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi volümünü ayarlamak gerekiyor. Çok önde olmasın. Sadece daha böyle bir hani hava katsın. Güzel. En sonunda az önce yaptığımız gibi asıl karakterini vereceğimiz olan Unison'ı açabiliriz. Detune edebiliriz. Buradan Voices'dan 4'ü seçebiliriz. Wavetable'da Voices burada 8'de. Orada da en yüksek olan 4'ü seçebiliriz. Şöyle geliyor. Güzel. Arkasından az önce yaptığımız gibi yine aynı şekilde OTT atabiliriz. Yine mount'u biraz kısıyorum. Güzel. Şimdi bir tane de arkasına belki bir EQ atabiliriz bass'larından kurtulmak için. EQ'yu yukarı da atabiliriz bu arada. Hani sub'larla çok fazla karışmasını istemiyoruz çünkü. Yani bu aralık bence güzel olabilir. Şunu da çok hızlı bir dinleyelim. Bu EQ'yu alıp buraya da atıyorum. Synth'in üzerindeki efektlerimiz bu şekilde. Hani daha fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Yine aynı şekilde reverb'leri ve delay'leri aktive edebiliriz. Aynı otomasyonu burada da yaptım. Belki farklı yerlerde olanlar otomasyonların daha iyi bile olabilir. Şöyle olabilir. Bunları farklı oktavlarda dinleyebilirsiniz. Önce birlikte dinleyelim. Atıyorum bunu yukarı taşıyabilirsiniz. Aşağıda deneyebilirsiniz tekrar. Yukarıda belki biraz daha yırtıcı olabiliyor. Belki bunu da yukarıda bırakabiliriz. Bu şekilde kendi seslerinizi tasarlayabiliyorsunuz. Ableton'ın kendi stok pluginleriyle yapabiliyorsunuz. Hani efektleriniz çok fazla efektif kullanabiliyorsunuz. Synth'lerin kendisi çok efektif. Harici ekstra pluginlere ihtiyacınız yok. Bugünlük videomuzdan bu kadar. Umarız yeni bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz olursa Instagram'dan ve YouTube'dan bize ulaştırabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.